Bodrumlu Mehmet'i tanır mısınız? Aksona Mehmet'i. Yok. Tanır Yok. mısınız? Hiç bilmiyor musunuz? Bu aslında Sünger Avcısı Mehmet. Hmm. Ben tanıştım geçtiğimiz haftalarda, yani birkaç ay önce. İklim değişikliğini bizden daha iyi biliyor. Tabii görüyor, yaşıyor. Denizin altında. Bravo. Yaşıyor. Bir seyredelim nasıl olduğunu görelim. Evet. Efendim bir güzel haberimiz var, seyredelim. Süngercilik diyelim. Sen bana hayatını anlat. Tabii ki. Süngercilik. Süngercilik Bodrum tarihinde çok yüzyıllara dayanıyor. Antik çağlardan bu yana insanoğlunun kullanımında olan koca deryaların verdiği muhteşem bir ürün sünger. Yeryüzünde insan vücudunu sünger kadar iyi temizleyen hiçbir şey yok. Antibakterilidir, bakteri üremesi içerisinde. Bayanlar makyajda, yüz makyajında kullanırlar. Böyle bir kültürün devamında 10 Ocak 1950 yılında doğmuşum Bodrum'a bağlı Çiftlik Köyü'nde, dedelerim o köyün kurucularından. Çocukluğum tabii deniz kenarında geçti. Biz böyle dalmışız, zirve dalışını bırakmışız. Koca deryaların derin maviliklerini merak etmişiz. Ve o derin mavilikte buldum kendimi. Tam 15 yaşında sünger avcılığına başladım. 1965 yılının Mayıs ayında. O gün bugün denizin dibinin gizemini keşfettikten sonra derin maviliklerin zaten bir aşka dönüştü. Bu iş Tarzan için orman neyi ifade ediyor? Denizin altı, deniz benim için koca deryalar bunu ifade ediyor. Şimdi 55 yıllık böyle Doğu Akdeniz'de şöyle Yunan adaları, Türk yakınına dalmadığım yer yok. Bana Bodrum'un sokaklarından daha iyi denizin altını bilirim. İşim gereği. Bilim insanı değilim ama somut gözümün gördüğünü anlatıyorum her zaman. Şu Ege kıyılarına bir dalıyorum şöyle. Çeşme kıyılar, tut aklına gelen her yere mesela. Ne zamanki yerleşim yerlerine yakın yerler var, denizler. Denizin altı ateş yanığı gibi. Çünkü neden? 365 gün 7-24 düşünün ki şu Bodrum Yarımadası'nın bütün atıkları denize boca ediliyor. Porçesi, asidi, deterjanı her şey dökülüyor. Denizin altının flora faunasını değiştirdiler. Biz boğaz kırlılığı yırtıp denizci bir toplum olamadık. Ekmek sofrası olarak görebildiği gün bu ülkenin kaderi değişecek. Çünkü tarih biliyorsun, denizleri kullanmadan, denize açılmadan, denizleri dibine kadar kullanma becerisini göstermeden büyüyen bir ekonomi, uygarlığa erişen bir millet yazmıyor. Derenin içlerini doldurursan, yerleşim yaparsan, ev yaparsan dere su akacak, yolunu bulacak, dere gidecek. Onun için doğa intikamını geri almaya geliyor. İklim değişikliği falan işte yarattılar bir şey, bozdular dünyanın düzenini. Ama eski kışlar yavaş yavaş, onun da tekerrürü olarak görüyorum ben çünkü. Ama tek bir kelime, doğa intikamını almaya geri geliyor. Mutlaka alacak.